Hacın rükünleri, vacipleri ve sünnetleri. Hacın rükünleri aşağıdaki gibidir. İhrama girmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Safa ile Merve arasında sa'y yapmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sa'y yapınız. Allah üzerinize sa'y yapmayı farz kılmıştır. Haccın rükünlerinden biri Arafat'ta durmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hac Arafat'tır. Haccın son rükünü ise ziyaret tavafıdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve eski evi Kabe'yi tavaf etsinler. Hac suresi 29. ayet. Kim haccın rükünlerinden birini terk ederse ve bu terk ettiği ihram ise yerine getirdiği hac ile ilgili ibadetler sayılmazlar. Çünkü niyet getirilmemiştir. Niyet olmadan da ibadet olmaz. Bunun dışında başka bir rükünü terk etmişse o unuttuğu rükünü yerine getirmedikçe menasiki tamamlanmaz. Hacın vacipleri ise aşağıdaki gibidir. Mikat, ihrama girme yeri olan yerde ihrama girmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mikat yerlerini açıkladıktan sonra şöyle buyurmuştur. O mikat yerleri orada bulunan halklar içindir. Ayrıca hac ve umreye gitmek isteyen başkalarının oraya gelmekle onlar da oralarda ihrama girebilir. Yine haccın vaciplerinden biri gündüz vaktinde Arafat'a gelen kişi akşama kadar bulunması gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneşin batışına kadar Arafat'ta bulunmuştur. Haccın vaciplerinden üçüncüsü ise Müzdelife'de gecelemektir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'de gecelemiştir ve şöyle buyurmuştur. Ümmetim benden hac ile ilgili ibadetleri alsınlar. Çünkü ben de bilmem umulur ki bu yıldan sonra onlarla bir daha buluşmayabilirim. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısından sonra Müslümanlardan zayıf olanlara izin vermiştir. Bu da Müzdelife'de gecelemenin gerekli olduğunu göstermektedir. Yüce Allah Meş'ari Haram'da anılmasını emretmiştir. Yine haccın vaciplerinden biri teşrik günlerinde Mina'da gecelemektir. Peygamberimizden sabit olan kendisi çobanlara Mina'nın dışında gecelemelerine ruhsat vermiştir. Bu da gösteriyor ki asıl olan Mina'da gecelemenin vacip olduğudur. Haccın vaciplerinden beşincisi cemrelerde şeytanı taşlamaktır. Zira Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim 2 günde acele ederse onun için bir günah yoktur. Kim de geriye kalırsa sakındığı takdirde onun içinde bir günah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Bakara suresi 203. ayet. Sayılı günler teşrik günleridir. Cemreleri taşlamak Yüce Allah'ı anmaktır. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın evini tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak, cemrelerde şeytanı taşlamak, Allah'ı zikretmek için yapılır. Haccın vaciplerinden biri saç tıraşı olmak veya kısaltmaktır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki Allah peygamberin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş ve kiminiz de kısaltmış olarak korkmaksızın gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve bundan önce yakın bir fetih nasip etti. Haccın son vaciplerinden biri veda tavafıdır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara emredilen hac sırasında son yapacakları şey Allah'ın evini tavaf etmektir. Ancak hayızlı kadınlar hariç. Kim bu haccın vaciplerinden birini terk ederse, yapmazsa kan akıtmalıdır. Bu kanla o eksiklik kapatılır. Haccın niteliği hakkında söylenen vacip ve rükünlerin dışında kalanlar ise sünnettir. Kim bu sünnetleri terk ederse ona hiçbir şey gerektirmez. Sünnetler ise aşağıdakiler gibidir. İhrama girmek için yıkanmak ve koku sürünmek. Beyaz renkli omuz atkısı ve bol elbise giymek. İhrama girdikten Akabe cemresinde şeytanı taşlayıncaya kadar telbiye getirmek.
İfrat ve Karin haccı yapanların geliş tavaflarını ilk 3 turda hızlı yapmaları remel, yürüyüşte seri olmak demektir. Geliş tavafında ittiba, ittiba şudur. Bol elbisesinin ortasını sağ omzunun altına koyması, iki tarafını sol omzunun üzerine koymasıdır. Arafa gecesinde Mina'da gecelemek, Hacerül Esved'i öpmek, akşam ile yatsı namazları takdim öne alarak ederek cem' birlikte kılma etmek. Mümkünse sabahtan güneş doğana kadar Meş'ar-ı Haram'da Müzdelife'de bulunmak, mümkün değilse Müzdelife'nin tümünde bulunabilir.